Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Çakmalarda bugün son zamanlarda çok sık rastladığımız bir parça. Ateşleme bobini, indüksiyon bobini, ne derseniz deyin. Şu bobinleri abi yeni almış. Orijinal diye tanesini 1000 liradan satmışlar. Kutusuna baktığınız zaman zaten orijinal olmadığını direkt aslında yani işi bilen anlıyor şöyle. Orijinal olan parçalarda böyle bir etiket olmuyor. Yani kutu bu parça için üretilmiş olmuyor. Burada yapıştırma bir etiket oluyor. Direkt kafadan önce onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi. Sonra devamında baktığınız zaman her tarafı orijinal. Bildiğiniz orijinal parça. Hiçbir ayrıcalık göremiyorsunuz. Her şeyle. Aynen. Evet, dışarısı çok gürültülüydü diye içeriye geldim. Şimdi şu şekilde dışarıdan baktığımız zaman arkadaşlar hiçbir şey göremiyoruz. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir fark göremiyoruz. Fakat birkaç tane fark var. Bundan size bahsedeceğim ki bobin alırken gol yemeyin. Şimdi şuradaki küçük noktalara bakıyoruz. Bakın. Üstler büyük, altlar küçük. Bu sadece burada böyle. Yanlarda eşit iki tane. Aynı şekilde bunda bakıyoruz. Hepsi eşit. Bunlar da eşit. Ve yamuk yamuk gördüğünüzde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Galiba görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Üstler küçük, altlar küçük, üstler büyük. Birinci fark bu bobinde. İkinci en önemli farka geldiğimiz zaman ise şu şekilde şu içerideki pinlere bakıyoruz. Bakın şunlara. Şu pinlere bakıyoruz. Yani böyle genel olarak baktığınız zaman üçü de aynı. Bunların ikisi de orijinal, ikisi de 2013. Sadece bir fark daha var aralarında. Şu yazıların 1, 2, 3, 4 yazılış karakterleri. Çakma olanla şununki aynı. Fakat bu da çakma değil, bu da orijinal. Bununkiyle de ya başka diğer bir tane bobin vardı. Bununkiyle de o diğer bobin aynı. Yani orijinalde bu yazı karakteri iki tip çıkıyor. Bununkini bu şekilde yapmışlar. Fakat şu şekilde baktığımız zaman, bakın şu uçlara bakıyoruz. Şu şekilde kestirerek baktığımız zaman uçları presli. Şu uçlar tam bitiş noktası. Preslemişler ki fişe girerken herhangi bir takılma yapmasın. Fakat buna geldiğimiz zaman uçları sadece oval ama presli değil. Yani direkt anlayacağımız olay aslında bu. Bu da aynı şekilde. Uçları şu şekilde baktığınız zaman daha iyi göreceksiniz ki uçları ezik. Direkt karşı tarafa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kalın uçlar. Bu da aynı şekilde. Uçlar presli. Şöyle baktığımız zaman zaten ucun rengi bile farklı. Yani presi gördüğü yer renk değişmiş. Bir tık koyu gibi duruyor. Görüyor musunuz? Buraya geliyoruz. Orada da ucunda bir tık koyuluk var. Fakat ezik değil. Şu şekilde kalın olduğunu görebiliyoruz. Zaten pin karakteri bile farklı. Pinin direkt karakteri bile farklı. Ve bir ayrıcalıktan daha bahsedeceğim. Şöyle geri alıyorum ben bunları. Üçüncü ayrıcalığından bahsediyorum. Üçüncü ayrıcalığı şu. Şu bobinin şu kenarında şu şekilde net bir ovalleştirme var. Buna geldiğimiz zaman o netliği göremiyoruz. Bunda da aynı o netlik var. Gördüğünüz gibi. Şurada şu fişin geçtiği noktada tam olarak şu kısım. Bakın bunda net. Ama bunda belli değil. Bu da aynı şekilde. Burada net ama bunda belli değil. Örtülü şekilde yatırıyorsunuz. Her tarafına bakıyorsunuz. Bakın şurada bir döküm izi var. Aynı şekilde bunda da var. Ve aynı şekilde bunda da var. Yani kalıp birebir aynı. Kalıp birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ondan sonra çeviriyoruz. Aynen şu şekilde burayı da şöyle kontrol ettiğimiz zaman yine burada bir ovallik görüyoruz. Şurada. Şu ağızda bir ovallik var. Gördünüz mü? Diğerine geliyoruz. Ovallik burada yok. Diğerine geliyoruz. Bunda da var o ovallik. Fakat bunun kadar yine de net değil. Gördüğünüz gibi burada o ovalliği göremiyoruz.
Ve en önemlisi de şu, çakma dahi olsa orijinal olduğu için ağzına o pahalı olan sıvıyı kullanmışlar. Gördüğünüz üzere. Yani bunu kullanmamış olsalar, çünkü direkt anlayacağız bunun çakma olduğunu. Şu içinde yazıları var. Burada gördüğünüz gibi. Bakalım bunda da var mı? Hani bu da orijinal ya. Bunda herhangi bir şey göremiyoruz. Bunda var mı? Evet, bunda da var. Bakın MQ. Yani orijinal bobinle çakma bobini nasıl ayırt ederiz? Bu videoda da bu şekilde görmüş oluyoruz. Şurada gördüğünüz üzere yazılar var ama çakma olan da yok. Kaç tane fark saydık? Bayağı bir fark saydık bir tane bobinde. Yani orijinal de 1000 TL, bu da 1000 TL. Yani çakma olduğunu biliyor olsak da 1000 değil de 500 liraya olsak belki yine kabul edeceğiz ama maalesef ki bizi bu orijinal diye kandırmaları parayla bağlantısız bir şekilde zorumuza gidebiliyor bazen. Şahsen benim gidiyor, açık söyleyeyim. Çok şükür bana henüz parça konusunda böyle bir gol yemedim, böyle bir gol atamadılar ama şu kilit sistemine de bakmak istiyorum. Kilit sistemi de neredeyse birebir aynı. Sadece tek farkı bununkisi biraz daha kaba. Burada biraz daha kibar. Şurada. Farklılıklar bunlar arkadaşlar. Bobin alırken dikkat edin, kandırılmayın. Daha ne diyebilirim ki? Çakma ateşleme bobinini bu şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi araç sahibi diyor ki zaten tanıdıktan aldım, geri iade edeceğim. Bazen parçacının da haberi olmayabiliyor. Yani toptancı gönderiyor. Ben açık söyleyeyim, bir defasında toptancıdan parça aldım. Gelen parça çakmaydı. Hatta 10 set almıştım. Olduğu gibi geri göndereceğim zaman, abi bunların tamamı çakma dediğim zaman bana toptancı hayır değil diyemedi. Ve olduğu gibi geri iade etmiştim. Yani siz parçayı istiyorsunuz, parçacılar olarak veya ne bileyim araç sahipleri olarak, bazen parçacı da bilmeyebiliyor. Toptancı kandırmış parçacıyı. Parçacı da sizi kandırıyor. Bir zincirleme böyle. Saadet zinciri gibi devam. Onun için ne yapıyoruz? Emin olduğumuz yerlerden bu tarz parçaları alıyoruz. Ya da bu işlerden anlayan birisi malzeme geldiği zaman güzelce kontrol ediyor. Çakma mı değil mi bakıyor. Ondan sonra o parçayı kullanıma alıyoruz. Öbür türlü inanın bana işimiz çok zor. Her taraf üç kağıt, her taraf işler acısı. Yani çok da bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla alakalı. Sonra onu kütülüyorsun, bunu kötülüyorsun, mevzusuna giriliyor. Ne yapalım? Evet, şu delikler bariz zaten belli. Üçünü de şu şekilde gösterdiğim zaman görüyorsunuz ki bariz bir şekilde çakma olduğu gözüküyor. Bir ayrıcalık daha var. Hemen videoyu kapatmadan en önemlisi aslında bu. Bakın şurada üretim tarihini görüyor musunuz? 07-21-0. Yani 2000 model olmasının imkanı yok çünkü 2000 yılında böyle bir bobin yok. Bunlara da bakalım. 31 0.8 Q ya da 0. Şunda 08-13-01. Yo, 5-08-13, özür diliyorum. 5-08-13. Şuradan şöyle baktığım zaman 5-08-13, yani 2013 model. Bunlar orijinal. Bunda da 5-31-08 diyor. 2008'de böyle bir bobin var mıydı? Evet, vardı. Evet. 5-31-08 de bu ikincisi. Fakat bu direkt kaybediyor. 07-21 0, yani 2000. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım birilerinin kandırılmasının önüne geçiyoruzdur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki biz de oradan ilham alarak daha fazla videolar çekelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.